Evimizin mutfağından merhaba, merhaba. Uzun zamandır kanalımıza video yükleyemiyordum. Bunun için birçok sebep vardı. Hem taşınma, hem yerleşme, hem de bilgisayarımın sıvı teması olması. Artık video yüklemeye karar verdim. Şimdi kanalda gelecek olan videolar biraz geriden gelecek ama böyle hızlı 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 yeni videolara gelene kadar eskileri yükleyeceğim. Tarihlerini de yazmayı düşünüyorum. Sonra kaldığımız yerden daha düzenli, daha planlı devam edeceğiz. Evet, bunun için bilgilendirme yapmak istedim. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere. Bay bay. Kuru güzel. Herkese merhaba. Evet, yine Denizli'deyim ama bu sefer Denizli'nin başka bir güzel köşesindeyim. Acıpayam'ı geçtik, böyle dağın tepesinde dere akan bir yerdeyiz. İşte Ender'in anne ve babası abisiyle birlikte bu alana geldik. Birazdan Nuran annemle birlikte Çıntar bakmaya gideceğiz. Çıntar sevdamdan vazgeçmedim hala. Burası bu şekilde, böyle dağların bazı eteklerinden de dereye su akıyor. Doğal kaynak suyu. Burası gerçekten çok güzel ve oksijen zehirlenmesi yaşıyorsunuz. Bakın, şöyle harika bir ortam. Burayı düzledik çünkü birazdan buraya masa ve sandalye koyacağız ve bu güzel manzaraya karşı çay içeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Sonra da Alabalık çiftliğine gideceğiz. Orada da akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi birazdan buradan böyle yukarı çıkacağız Nurhan anneyle. Bu çam ağaçlarının altında mantar bakacağız. Evet. Sesi duyuyor musunuz? Bu arada yazın bu dereye giriliyormuş. Şu anda tabii soğuk olduğu için ne kadar içim gitse de girmiyorum. Donarım. Net. Yazın bir daha gelip bu dereye girmek istiyorum. Şu kayanın arkası boymuş bu arada. Yani orada yüzebiliriz. Boyumuzu geçiyormuş. Buralar biraz geçmediği için hani yüzmek zor olabilir. Yani suya girip çıkabiliriz. Ama şu kayanın, büyük beyaz kayanın arkasından girince baya baya boy veriyormuş yani. Ve güzelce yüzebiliyormuşuz efendim. Gözlüğe bile gerek yok. Bakar mısınız? Dalmaya bile gerek yok yani. Şöyle suyun altı, üstü, her şeyi gözüküyor. Çok güzel. Çok güzel. Kaç kere söyledim? Çok güzel, çok güzel, çok güzel değil. Ama gerçekten çok güzel. Evet. Şimdi biraz dinlenme saati. Gerçekten burası çok 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 aşırı güzel. Ama oturunca soğuk oluyor. Tek sıkıntısı bu. Ama bu sefer hazırlıklı geldim. Eldivenlerim, Berem de birlikte. Birazdan ormana gideceğiz ve şey yapacağız. Çıntar arayacağız. Çok mutluyum. Öyle işte. Ocakta da çayımız oluyor. Odun ateşinde çay keyfi yapacağız hep beraber. İşte bir şeyler yapıyorlar, düzlüyorlar. Vakit geçiriyoruz yani. Ve ben oturunca üşüyorum. Gideyim biraz daha odun taşıyayım, bir şeyler yapayım, ısınayım. Oturmak iyi değil. Bugün bayağı bir hazırlıklı geldim bu arada. Şey, tayt falan da giydim içime. Geçen gittiğimizde linkini hemen şuraya bırakıyorum. Çok hazırlıksızdım ve hani normal bir mesire alanına gidiyormuş gibi giyindiğim için ateşin başından ayrılamamıştım ve üşümüştüm. Montumun da bazı yerleri yanmıştı. Ateşe çok yapışmıştım. Bu sefer aşırı derecede hazırlıklı geldiğim için taytım var, eldivenim var, berem var, iç içe kıyafetlerim var ve şalım bile var, atkım bile var. İşte böyle gayet iyi bir şekilde hazırlıklı geldim. Evet. Size de çekeyim. Çıktım yukarıya çünkü. Şöyle şuralardan çıkılıyor. Şimdi şuradan. Hoppala. Evet. Tatam. Gördüğünüz gibi orman.
Harika. Mantar bakmaya ne zaman gidelim, gidiyoruz? Şimdi gidelim. Nereye gideceğiz? Çamların altına bakacağız. O taraf daha iyi gibi sanki. Buralar biraz ayak basmış gibi. İşimizi bitirdik. Dağa çıkacağız. Nurhan anneyle beraber Çıntar avına çıkıyoruz. Çıntar bakmaya çıkıyoruz. Bir Ege'linin de avı, ot avı, mantar avı, sebze avı olur yani. Sebze mi, meyve avı olur değil mi Nurhan anne? Evet. Çıntar. Hadi bakalım. Ay var, biliyor musun? Ha. Ama şey sen, koparmışlar ya. Sen anlıyorsun be. Bulacağız gibi. Tamam, hadi bulalım inşallah. Hadi bakalım. Ara ara çekmeye çalışırız. Yalnız bakar mısınız güzelliğe? Böyle bir şey olamaz. Yani mantar bahane, ortam şahane. Ay. Şöyle. Şurada şelale gibi bir şey var. Yani minik şelale diyebilirim. Of. Burayı ben şeye benzettim. Hani tasvir edilen cennete benzettim. Böyle dereler akıyor. Bakar mısınız? Şelaleler, ırmaklar, değil mi? Hep tasvir edilen cennete evet. Benzemiyor mu? Bak. Şu şekilde. Enfes. Şunun kenarına gidip fotoğraf çekilelim. Bu sene kendi kokinamızı kendimiz yapmaya karar verdik. Toplamaya geldik. Şimdi şuradan toplarını, o kırmızıları toplayacağız. Daha sonra da şurada da çalısını gördük. Çalısını toplayıp kendimiz annemle beraber buket yapmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Şimdi şöyle şeylerini topladık. Üzümlerini diyeyim. Şimdi şunlardan da alacağım. Ve çalılarını babamdan veya abimden şey alacağız. Görmedik. Çok var. Evet. Evet. Çaka alıp şey çalı keseceğiz. Hadi bakalım ne kadar başarılı olacağız. Evet. O güzel dere kenarından ayrıldık. Çameli'ye geldik. Çameli'yi keşfet diye bir tabela var. Harita var. Bakar mısınız? Gürsü kebap varmış. Şelale restoran. Elmalı bağ evleri. Paşa Deresi restoran, taş konaklar, Allah'ım yok ve burada da ördekler var ve balıklar var, balık çiftliği çünkü burası ve şu şekilde harika ve burada şimdi yemek yiyeceğiz hep beraber. Gerçekten çok güzel, muhteşem. Bakalım nasıl bir yere gideceğiz. Buraya ben ilk defa geliyorum bu arada. Ya bir de burnumun şurasına bir şey olmuş. Nasıl olmuş? Nerede yapmışım? Hiç bilmiyorum. Aa, burada pazar gibi bir şey var. Bir şeyler satılıyor. Şöyle bakın. Nar var, limon var. Maş fasulyesi var. Maş fasulyesi var. Bu ne? Keten tohumuna benziyor. Yok, keten mi? Bilmiyorum. Tohum var. Keten tohumuna benzettim ama... Ama o daha ince oluyordu ya. Tohum. Şöyle tohumlar var. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Fındık alalım. Fındık alalım. (Gülüyor)
kayısı var, çekirdek. Merhaba. Nasılsınız? Geçen hafta da buradaydım, ben hatırladım. Evet, tezgahtan burada yetişiyormuş. Maş fasulyesiyle ısıra otu aldık. Bunu öğütüyormuşuz. Özellikle haşlanmış patatesle harika oluyormuş. Bu baharatı ilk defa gördüm. Isıra dedi değil mi adına? Isıra bitkisi. Kuru bir şey. Ben bunu böyle yani keten tohumu değil aslında. Keten tohumu bordo renk olur ama bir şeye benzetemedim. Evet. Şimdi baharat çekici de çekip evde yumurtaya deneyeceğiz. Da dedi. Evet, yumurtaya da deneriz. Dedi. Beğenirsek abim bize gelip buradan bolca alıverecek. Bu 15 lira, bu da 45 lira fiyatı. Evet. Ana! Oo, ne kadar büyük. Ay, tepkime bakar mısınız? İlk defa balık görmüş Mahsun köyde. Ay, çok güzel ya. Vay. Nerede? Ergün abi nerede? Tamam. Ben çok aç değilim. Ben şimdi ne yiyeceğim? Mantar. Bir tane mantar alalım. Kaşarlı mantar. Mantar. Ortaya olacak. Mantar toplama mantar değil değil mi? Kültür mantarı. Kültür mantarı. Bakar mısınız restoranın el yıkama yerine ne kadar güzel. Taştan. Ya harika. Evet. Ayna. Wow. Oy. Vay, bakar mısınız? Balıklar. Oh, çok güzel. Yazın burada da yenilebilir yani. Değil mi? Evet. Manzaraya karşı. Ay, bakar mısınız? Uçurum. Çok güzel. Çok. Harika. Wow. Gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Böyle konak gibi bir şey baktığında. Değil mi? Böyle asmalı konağa benziyor. Şurada daha büyükleri var, buraya doğru daha küçük. Su içen var mı? Olabilir. Evet abi, bu kişi Ender'in abisi arkadaşlar. Merhaba. Ender'in ailesi, annesi, babası, Ender. Evet, burası neresi? Burası Çameli Şelale Restoranı. Alabalık Restoranı. Nereye bağlı Çameli? Çameli Denizli'ye bağlı. Çameli deyince hani sanki... Kim bağladı bilmiyorum. He. Bağlamışlar. Burada alabalık. Burası meşhur bir restoran. Bu bölgenin. Fethiye'ye de yakın. Yaklaşık 70 kilometre falan Fethiye'den. Fethiye'den de yazın bayağı gelen giden oluyor. Hem havası serin hem de çok sulak bir bölge. Alabalığı meşhur buranın. İşte şurada bir dere var. Onun üstünde herhalde 20-30 doğal tane. Alabalık değil mi? Yani dereden alıp buraya mı koyuyorlar? Ama tabii yemliyorlar. Çok yani. Da doğal diyemeyiz yani. Firmanın biri de burada yeri var. Alıyor direkt yurt dışına. Alabalığı. Alabalık. Füme alabalık. O isli, dumanlı falan kokulu muhabbetler. Onu şey yapıyor. Gelirken yolda balık satışımız yoktur diye yazmışlar ya.
Özpek'te. Halka satmıyor, gönderiyor. Tabii o direkt yurt dışına gönderiyor. Burada balık satışı yapmıyor mesela. Hani yurt dışına da buradan balık gidiyor. Güzel. Bu taşlar doğal mı baba? Kireç taşı. Kireç taşı mı onlar? Boşluklu. Nereden çıkıyor? Aramızdan. Hep oraları döşemişler. Meteordan düşüyor. Hayır hani sulak bölgede mi? Sular şey kuru bölgede mi? Boşluklar işte şeyden suyun eritmesi dolayısıyla. Burası Çameli'den yaklaşık 20 kilometre falan Fethiye yolunda. Elmalı diye geçiyor bu köy. İsimlere bak. Antalya Elmalı, Rize Çameli. Tabii tabii. Hepsinin benzer, karışımı bir yer olmuş. Yeşilliği de benziyor yer. Karadeniz'e. Çameli deyince hani sanki Bunlar Karadeniz'deyiz. Nisan ayından sonra Çayeli, Çameli değil. Çayeli. Ha, Çayeli mi o? Burası Çam. Çam. Aa, ama benziyor yine. Evet ama yazın şey acayip yeşillik yani. Çok sulak olduğu için yani şuraları falan göremiyorsun yani. Geliriz yazında. Evet. İşte biz geçen hafta geldik burada şey derede doğal alabalık tutmaya ama çok su vardı. Acayip yağmur yağmıştı. Ben tuttum iki tane alabalık. Şu tereyağı. Peynir zannettim ha. Peynir şu. Şimdi balon ekmek. Sıcaktır biraz şöyle yapayım. Of 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 of. Hadi bakalım. Mantarlar geldi kiremitte. Bakar mısınız? Çok sert. Zaten bu başlı başına et gibi oluyor ki. Mükemmel oluyor. Çok yemediğim için mantar. Sevmiyor musun? Yani öyle şey mantarını hiç yemem. Kültür mantarını yemeyim. Neden? Öteki ha, çıntar mantarını... yemez misin mesela? Hiç yemem. Aa, anne toplasaydık babam yemeyecekti. Korkuyor zehirlenirim diye. Zehirli mantar ama doğru zehirli de var. Bilmeden yememek lazım. Çok öyle zehirlenen var sana. Doğru doğru söylüyorsun. Şeyden bile zehirlenen var. İstiridye mantarından falan. İstiridye mantarı çok güzel oluyor. Evet, onu İskender yapıyorsun. Evet. Bir defa da Seray yapmıştı bize Antalya'da. Çok güzel oluyor. Evet. İskender döneri et yerine mantarla yapıyorsun. Hı-hı. Aynı tarif, aynı marineyi. Tabii tabii, aynı sütle şeyle bekletiyorsun eti, şey mantarı. Yaparız ondan da. Salatamız, evet, kiremitli alabalık. Teşekkürler. Şeyle, kaşarla. Ve tabii ki de Zafer Gazoz. Ana. Üstünde yazısı da var. Çok güzel. Buranın adı neydi? Hayır, Parmahalle de nereye bağlıydı? Heh. Serinhisar'a geldik. Şöyle bir yere. Parmahal diye. Burada o kadar çok çeşit, o kadar güzel şeyler var ki size anlatamam. Bizim buradaki favori yiyeceğimiz kaymaklı. Ama evde olduğu için şimdi ondan almaya gelmedik de. Draje mi demiştin abi? Draje almak. Kaymaklı gibi alacağız. Kaymaklı aldık. Babam draje dedi. Draje bir şeyler bakacağız. Şimdi sizlere de göstereceğim burayı. Çok güzel bir yer yalnız. Bir cennet. Bugün hep cennetleri dolaşıyoruz. Bakar mısınız? Çok güzel. Annem bebeklere pıs pıs yapıyor. Kızımı alayım dedim bir bebek. Anneciğim çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Yeşil elbiseliden olsun tamam. Benim. Annem bana bebek alacakmış. Hayır şaka yaptım. Yeşil. Bak şunu buldum. Yok yok tamam. Şaka yaptım. Sen ondan değil de bana dur ya. Şöyle setli bir şey alalım. Yılbaşı hediyesi kayınvaliden bana Barbie bebek. Bak.
Görüyor musun? Gerçeğe yetmiyor, bir de oyuncağı lazım bana. Doğru. Ya canım benim. Çok iyi. Aa, bakar mısınız? Davullar. Kalem. Şöyle bakıyorum işte. Tahta oyuncaklar. Cennet. Bakar mısınız bıçaklara? Çok güzel bıçaklar var. Vay. Vay, çok güzel. Ya şunlar çok işime yaramaz da. Şu karşıdakiler daha iyi gibi değil mi? Ay, bakar mısınız? Ve çerezcide yine kahveleri bulmam. Şundan aldım. Her şey var burada. Her şey var. Ben ay bir dakika göstereyim. Şunu alacağım. Kakuleli Osmanlı kahvesi. Ama şöyle de bir şey var. Bu ne, ilk defa duyuyorum. Miran kahvesiymiş. Ne varmış içinde? Tarçın, menengiç. Ay bir tane de bundan alacağım. Salep, üzüm çekirdeği. Oh oh oh. Yok, ben şunların ikisini alacağım. Mihran gelen aynı aynı onların şeyi. Şu ikisini alacağım. Gerçekten bana çok değişik geldi bu ikisi. Bakalım, şöyle bakıyorum işte daha ne alabilirim diye. Kahvelerden gidiyorum ben. Bir tane de Ender'e şunlar dursun bir dakika, şundan aldım. Ender böyle sütlü şeyleri sevdiği için sütlü leblebi, süt mısır leblebi denesin bakalım, beğenir belki. Buradan çok güzel, değişik, enteresan kahveler aldım. Daha önce hiç görmediğim, bilmediğim, tatmadığım. Mesela Osmanlı kahvesini çok seviyorum ama Kakuleli'sini ilk defa burada gördüm. Bunu da Ender'e aldım. Süt mısır leblebi, değişik bir şey olacak. Ve şu çok ilgimi çekti. Duymuş muydunuz daha önce? Geleneksel Miran kahvesi. Ben de burada duydum. Tarçın, menengiç, çitlenbik, keçi boynuzu tozu, öğütülmüş üzüm çekirdeği varmış içinde. Evet, bu şekilde. Abim neler almış bakalım. Bakıyoruz. Abim şeker almış. Kekikli yazıyor ama. Aa. Bu neydi? Kaymaklının şey olanı. Değil mi? Koyacak aldık. Şunları başardık diye düşünüyorum. Ve draje. Bu mu draje? Neydi bu? Bu niye iç üstünde bu kadar etiket var? Karışık çünkü. İncir, üzüm, portakal demiş. Hepsi ayrı fiyat. Çekirdek var. Ettim ben. Evet, bu şekilde. Selamlar. Evet, bugün günlerden pazartesi, hala Denizli'deyim. Sushi sarmaya karar verdik bugün. Metroya gittik geldik. Metrodan sushi mi aldık? Ya sushi de derken maki. Böyle şunlardan yapacağız. Ne aldık? İşte yengeç aromalı surimi aldık. Mısır aldım. Ton balığı aldım. Pirinç sirkesi. Kikkoman soya sosu. Sushi yosunu, mat, bambu mat yok burada tabii ki de, o yüzden aldık. Bir de böyle gördüğünüz gibi füme, somon füme, işte avokado aldık. Bunlardan böyle işte evde de salatalık, mayonez falan var. Karışık bir şeyler yapıp yiyeceğiz. Akşama da tavuk yapacağız. Böyle değişik değişik yemekler. Bu şekilde işte. Şimdi ben hızlı akşam yemeği hazırlıklarına başlıyorum burada. Yuhu, çok sert. Görüşürüz. Mişa. Gel. Gel.
artık dönüş vakti. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.